20'li yaşlarda size deseler ki ne iş yapmak istiyorsunuz? Saçma sapan şeyler söylersiniz ama bunların arasında heyecanlı olan, size ilginç gelen mesleklerden birini seçersiniz. Ben de part-time diye bir işe girdim. Part-time. Sadece okul bitene kadar çalışıp biraz yolumu bulacaktım. O iş benim hayatım oldu. Tam 10 sene kasinolarda çalıştım. Dealer, inspector, pit boss, müdür, genel müdür her bir halta oldum. Evet, benim adım Serdar Tavuz. Eski bir kumarhane müdürüyüm. 90'lı yıllarda. Şimdi Literat kanalında buradaki film sahnelerine bakacağız hep beraber. Literat kanalına hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çakır. Hadi hayırlı uğurlu Sağ olsun. Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Lazia mıydı bu? Lazia. Hayırlı uğurlu, hayırlı uğurlu olsun canım benim. İşte bak racon. Bunun adı racon. Mutfaktan giriliyor. Şahane. Girdiler abi. Hoş geldiniz. Orada bodyguardlar var, babalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ulan düğün salonuna girdiler adamlar. Ulan böyle kumarhane olmaz. Düğün salonu. Aşağıda klasik müzik çalıyor. Türkiye'de kumarhane. Dur burada. Bize her hafta İsrail'den kumar grupları geliyordu. Ve milyonlarca dolar para kaybediyorlardı. Bir gün bunların uzun bir tatilinde dedik ki ya bu adamlara bir konser bir şey yapalım. E tabi oraya da Türkiye'den bir şarkıcıyı çıkaracak halimiz yok. Haim Moşe var. İsrail'in İbrahim Tatlıses'i. 90'lı yıllar. Gençler gitsin Google'dan baksınlar. Haim Moşe'li benim resmim var. Şimdi koysam kimse tanımaz. Haim Moşe'yi getirdik. Adam şarkılar markalar söyledi. Ne oldu? Bir Allah'ın kulu kafayı çevirip bakmadı bile. Size söylüyorum, denenmiştir. O zaman Rus su senkronize milli takımını getirdik. Havuzda yüzdürdük. Ulan bir Allah'ın kulu bakmadı. Neden? Gelenlerin hepsi bir an önce kumar oynamak istiyorlardı. Bu sahnedeki en büyük yanlış müzik. Sen buraya davul zurna koy. Git Selena Dion'u getir. Michael Jackson'ı. Mezarından çıkar, burada oynat, kimsenin umurunda olmaz. Kumarhaneye gelen adam bir tek şeye bakar, kumar oyna. Parasına bakar. Abi burası illegal kumarhane. İllegal kumarhanede kimse desene, dekora falan filan bakmaz. Ama tabii bu bir dizi. Hem de çok popüler bir dizi. Aslında kırmızı renkler kumarhanelerde kullanılır. Dikkat ederseniz kumarhanelere girdiğinizde rengarenk halılar vardır. Her taraf ışıl ışıldır, aydınlıktır, pırıl pırıldır. Neden siz böyle canlı olasınız diye, o havaya giresiniz diye. Müzik yoktur. Müzik çünkü insanların dikkatini dağıtır. Müzik olsa kumarhanenin sahibini, müdürünü bilmem nesini duman ederler. Oradaki adam sadece kumar için gelmiş, hastadır. Hasta. Alışkanlık değildir, hastalıktır. Tabii ben çalıştığım dönemlerde Türkiye'de kumarhaneler legaldi. İllegal kumarhaneler maalesef son kumarhaneler kapandıktan sonra açıldı. Son zamanlarda da çok fazla şekilde arttı. En babasını söyleyeyim mi? Rahmetli oldu Fahrettin Aslan. Kim Fahrettin Aslan? Gazinocular kralı. Maxim kasinolarının gazinolarının sahibiydi. Sonradan bir tane gazinoyu kasino yaptı. Caddebostan, bugün Caddebostan'daki Migros'un olduğu yerdir. Orası Fahrettin Aslan'ın gazinosuydu. Yani içinde böyle as solistler, işte ne bileyim müzeyyenler, emeller falan çıkardı. Orası illegal kumarhaneydi. Kapıdan giriyordun. Eşek kadar yerdi. Herkes biliyordu. Yani öyle gizli saklı mutfaktan falan girdik falan yoktu. Kocaman kumarhaneydi. Ya vardı. Şimdi türlü türlüsü var. Küçüğü var, büyüğü var. Beni arıyorlar. Yani ben eski kumarhane müdürüyüm. Yani diyorum ki beni niye arıyorsunuz? İşte kumarhanemiz var, gelir misiniz falan. Ya diyorum ben kumarbaz değilim. Kumarhanede müdürlük yap. Olsun diyorlar, bekleriz falan filan. Atıyorlar ağı. İçine hangi balıklar toplanırsa onları bir güzel yiyorlar. İllegal kumarhanenin hikayesi bu. Monsieur Pet. Monsieur Bond. Check. 24. James Bond ya. Bütün James Bond filmlerinde mutlaka bir kumar sahnesi vardır. Çoğunlukla da Bakara oynar ve Monaco'da oynar. Burada biraz oyun değişmiş. Check. All in. 6 million. Bet. 6 million. All in. Raise. 12 million. Heads up. 40,500,000 all in. Raise all in. Monsieur Bond? Oh.
5 and 7 of spades. The straight flush. 4 to the 8. The high hand. Kim rakamlar büyük, bu zaten film. Yani şimdi burada James Bond gelip 50 dolar, 50 de 55 oldu, 100 oldu, olmaz. İşi daha jenerik hale getirmeye, bir de koskoca James Bond. Ulan bizim gariban Türk ajanı olsa tamam abi, bir makbuz doldursan da bir 50 bin lira versen de işte kumar oynayacağız öbür ajanlarla falan, olmaz. James Bond bu. Boru değil. Tabii ki milyon olacak, çok büyük para. Bu arada oynadıkları oyun Hold'em. Kasinoya karşı oynadığınız bir oyun değil. Müşteriler birbirleriyle oynuyorlar ve bunu sanki olimpik bir spormuş gibi çoluğa çombalığa son 20 yılda gazladılar. Neden? Bunları oynuyorlar. Burada evet gerçekten kağıtları bilme, kağıt istatistik hesabı çalışır. Hold'em denen hikayeyi kasinoların yapma sebebi, bir atraksiyon yaşatıyorlar, turnuvalar düzenliyorlar. Buraya poker oynamaya gelen önemli adamlar gelip burada poker oynuyorlar. Bunları seyretmeye gelenler de önemli. İşte bunu dünyanın her yerinden geliyorlar. Kıbrıs'ta da yapılıyor şu anda. Bu pokerciler turnuva sonucunda bir para kazanıyorlar. Kumarhane ne kazanıyor? O gelen hıyarların paralarını alıyor. Onlar da gidip kumar oynuyorlar. Artı bu poker oynayanlar da turnuvadan para kazanıyorlar ya. Zekalarına doyamadıkları için gidip bir kısmını da kumarhanede eziyorlar. Hikaye bu. Yani kumar oynayan herkes sonuçta bir şey. Ha, bu turnuvalardan milyonlarca dolar kazanıp zengin olanlar var mı? Var. Bunlar kumarhaneden para kazanmıyorlar. Birbirleriyle oynayıp kazanıyorlar. Var, seyredin, kadınlar var, genç çocuklar var, yaşlılar var. Gözlük takıyorlar, böyle bakıyorlar falan şöyle. Geç bunlar. Kumar iyi bir şey değil. Olsa ben oynarım. You know the three most successful robberies in the history of Vegas? Kumarhane soyulur mu? Abi aklı fikri olan biri kumarhaneyi soymaya çalışmaz. Banka soymaya da çalışmaz ama arada yapılıyor. Kumarhane zaten bir güvenlik ve güvensizlik organizasyonu. Anlatabiliyor muyum? Ne var? Masada dealer var. Üstünde inspector var. Onu seyreden pit boss var. Casino filminde vardır bu sahne bu arada. Pit boss'u seyreden floor manager var. Floor manager'ı seyreden casino manager var. Başka adamlar da var ama bunların hepsine seyreden kameralar var. Neden? Çünkü hiçbir şey, hiç kimse birbirine güvenmiyor. Neden? Para dönüyor. Nakit para dönmüyor. O yüzden kumarhane soymak çok salakça bir şey. Yani kumarhanedeki dönen paralar siz kasaya veriyorsunuz. Çok paraysa aşağıda bir yerlerde kasalara konuyor. Sizin oraya girmeniz falan ancak filmlerde oluyor. Gerçek tarihte böyle bir bulturlar, ağzını yüzünü kırarlar. Bu arada kumarhanelerde Türkiye'deki açık zamanlarında böyle milyonlarca dolar nadiren denk gelirdi. Yani 1-2 milyon dolar. Neden? Çünkü küçük müşterilerin oynadığı paraları, işte 300 bin, 500 bin dolar dönen para. Bunu ödersiniz alırsınız, ödersiniz alırsınız. Ama biri gelip 10 milyon dolar kazanırsa o adama derler ki abi biz sana yarın veririz derler. Yarın verirler. Zaten büyük kumarbazlar da ellerinde bavullarla gelip abi şu 5 milyon doları ben size birazdan kaybedeceğim diye gelmezler. Bunlar küçük başlarlar ve bunların hepsi kumarhane şirketleri tarafından ad soyad bilinirler. Bunlar kredili müşterilerdir. Ya oğlum kumarhaneler kredi veriyorlardı. İşte Türkiye'de kumarhanelerin kapanmasının, iyi olmasının sebeplerinden biri bu. Küçük adama da veriyorlardı, büyük adama daha çok veriyorlardı. Yani çünkü adam elini solunu sallayarak geliyordu. 1 milyon dolar verin diyordu, veriyorlardı. 2 milyon dolar verin diyorlardı, veriyordu. Ne oluyordu? Ertesi gün o kaybettiği paradan ona bir diskant yapılıyordu. 10, 20, 30. Adamın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Ondan sonra da adam o parayı bir şekilde ödüyordu. Ya işte kredili işler. O yüzden kumarhanelerde öyle acayip acayip paralar bir tek Las Vegas'ta olur. Yeah, Sam. We got a problem. What is it? Well, little guy. He's half in a bag. And nobody told him he was 86 from the joint. So we all turned our heads and made out like we didn't know who he was. He's over the 21 table. Oynasın abi, ne güzel. Büyük müşteri iyidir. Joe Pesci. Adamım ya. Now he's really pissed. No. What's a 50,000 marker? Ya işte bela gelmiş abi kumarhaneye. Anlatayım mı? Dur lan. Kumarhanecilerin en sevmediği müşteri belalı müşteri. Yani kumar oynayınca sorun çıkaran müşteri. Bu sorun çıkaran müşterilerin hepsinin mafya mufya olmasına gerek yok. Normal bir insan da kumarhanede sorun çıkaramaya çalışabilir. Morali bozulur, canı sıkılır, kaybettiği para ona dokunur falan. Belalı müşteriler birkaç çeşide ayrılır. Bağırıp çağırıp hemen sizin sepetlediğiniz basit müşteriler vardır. Daha girdiğinde adından soyadından bela çıkaracağı belli olan müşteriler vardır. Bunların çoğu da tırnak içerisinde mafya diye tabir edilen isim cisim yapmış insanlardır. Biz bunlarla çok uğraştık. Ama şahıs olarak sizin kumarhane müdürü, yani kumarhane müdürü Serdar'ın uğraşabileceği bir şey değildir. Şirketin uğraşabileceği bir şeydir. Yani şirketin yönetimi, ki Net Holding'in başında gerçekten önemli bir polis müdürü vardı, emekli. Bizim de çok ciddi bir polis güvenliklerimiz vardı, emekli. Polisten abi herkes tırsar. Böyle belalı herifler geldiği zaman o
emekli polis abi gelirdi. Şşt akıllı ol lan derdi. Herif fazla arıza yapamaz. Devlete kimse racon kesemez. Mafya mafyaya racon keser, bize racon keser, devlete racon kesemez. Emekli de olsa polis polistir. O tarihlerde öyleydi. Bak, dur. Bu kaybedince dealer'a saran en hıyar tipli müşteri. Bunun aynısı bana da oldu. Çok oldu. Dealer'dım o zaman. Bir tane o zaman Ankara ünlü babalarından biri geldi. Blackjack masasına ben de blackjack oynatıyorum. Çok da iyi oynatırım. Şak 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 oynattım. Herif bütün parayı verdi. Ha bütün para derken bütün paranın bir tarifi yok. Yani bayağı bir para verdi. 150 bin dolar para verdi. Sonra bana döndü dedi ki oğlum lan dedi. Kaça lan bu kasino dedi. Oğlum ben dealer'ım dedi. Abi ben dealer'ım ne bileyim diyecektim de bir şey diyemedim. Tabii bu arada masayı tek başıma ben başımda bir sürü adam var. Baktı baktı sen dedi hıyarın tefi misin dedi bana sallamaya başladı. Bu çok olur. Sallamaya başlayınca bizim diğer güvenlikler falan geldi. Adamın kollarından falan tuttular. Herif de ayı gibi bir adam. Benim oğlanın biraz daha küçüğü gibi böyle iri yarıda bir adam. Masayı devirdi. Ya bazı meslek zorlukları da yaşamadık değil. How the fuck can you grin? You know how much I'm stuck? You give a fuck? Do you? Bak dur. Şimdi kasinolarda belli bir takım hareketler var. Dikkat ediyorsunuz değil mi? Masaya gelince böyle bir şeyler yapıyorlar. Giderken bir şeyler yapıyorlar. Bunların hepsi güvenlik amaçlı. Masaya geldiği zaman bu arada kurpiyerlerin, inspektörlerin, salonda olan hiçbirinin cebi yoktur. Çünkü çip vesaire ceplerine koyup araklamasınlar diye. Yoktur. Masaya geldiğiniz zaman elinizi şöyle yaparsınız. Neden? Kameraya gösterirsiniz. Yani elimde bir şey yok diye. Masadan ayrılırken de sırtınıza bir tane öbür dealer dokunur. Masadan ayrılır. Siz gelirsiniz. Böyle yaparsınız. Geçer gider. Eğer masada bir şeye ihtiyaç varsa bir üst pitbossunuzu çağıracaksanız hareket şudur. Bütün bak kumarhanelerdeki en acayip harekettir. Çok anlamı var zannedersiniz. Sebebi de çok basittir. Çünkü kasino içinde çok ses olur. İnsanların sesi, makinaların sesi yaptığınızda tiz bir sestir. Herkes duyar. Hikayenin özeti bu. Böyle hareketler yaparsın. Anlamsız değil. Hepsi kamera görsün diye. Çipleri rulette böyle çip koyarsın. O yandan da görülür falan filan. Şimdi kurpiyer dediğin adamı soğuk koyup 8 saat çalıştıramazsın orada. Belin ağrır. O yüzden de normalde kurpiyerler kurpiyer sayısına göre belli bir süre orada kalırlar. Sonra staff room'a giderler. Orada sigara içerler, kahve içerler, çay içerler. İşte bu bazen müşteri gıcık olur kurpiyere. Müşteri zaten gıcık olacak yer arıyordur. Der ki değiştirin bunu. Biz her değiştirin diyen de kurpiyeri değiştirmeyiz. Ama bazen kırmayız da değiştiririz. Şansı değişsin falan. Oğlum bizim şansla alakası yok lan kumarhanenin. Kumarhane bir matematik iş, istatistik iş. Vegas, everybody's gotta watch everybody else. Abi, bir durdurun burayı ya. Kasino filmi seyredeceksiniz, kasino. Gerçekten Las Vegas bir çölde küçük bir kasabayken burayı cennete çevirdiler. Amerika bunu neden yaptı biliyor musunuz? Biz bu hatayı geçmişte Türkiye'de yaptık. Kasinolara her yerde izin verdik. Urfa'da bile kasino açıldı. Adamlar Amerika'daki kumarı kontrol etmek için sadece Las Vegas, Atlantic City ve Kızıldereli bölgelerine izin verdiler. Kızıldereliler de biraz yolunu bulsun diye. Onlar fakir, garipler, memleketin gerçek sahibi. Heriflerin yiyecek donu yok. Ulan dediler ki Kızılderililere kumar izni verelim de bari orada biraz yollarını bulsun dediler. Onun dışında Amerika'da kumar oynayamazsınız. Hani Türkiye'de de çok tartışıldı işte. Türkiye'de bir bölge olsun, orada herkes oynasın. Olmaz. Neden olmaz? Bizim insan, abi bir yerde açıyorsan böyle mikrop gibi her tarafa sarar. O yüzden de olmaz. Bu film gerçekten kasinoların kurulduğu yıllarda ki bu arada Las Vegas'taki kumarhaneleri, mafya aileleri kontrol etmiştir belli bir dönem. Çok gerçekçi filmdir bu. Devam. Aha dice bu. Bizde tutmayan oyun. Amerikalılar sever. The boxmen are watching the dealers. The floormen are watching the boxmen. Burası çok güzel sahne. Bunu baştan sona ne olur? Kim kimi izliyor? Çok güzel anlatan bir sahnedir bu. The shift bosses are watching the pit bosses. The casino manager is watching the shift bosses. I'm watching the casino manager and the eye in the sky is watching us all. Plus, we had a dozen guys up there, most of them ex-cheats who knew every trick in the house.
Bu sahnelerin tamamı gerçek. Bu görevlerin hepsini yaptım. Bir tek kamera olamadım. Yani kamera olup böyle dürbünle aşağıya bakamadım. Surveillance'da çalışan arkadaşlarımız vardı. O işi başkaları yapıyorlardı. Bu kasino filmi gerçekten bir kasino operasyonundaki olabilecek her şeyi gösteriyor. Yani diğerlerine göre en gerçekçilerden bir tanesi bu. Ama sonuçta gerçekçi olsun, gerçekçi olmasın. Özet şu. Kumar oynayan herkes parayı kaybeder. İstisnasız. Şimdi bu videonun altında şöyle yorumlar göreceksiniz. Abi Hüseyin abi var gidiyor işte bundan yolunu buluyor falan. Hüseyin abi bunu niye anlatıyor sana biliyor musun? Ben diyor kumardan yolumu buluyorum diyor. Seni çarpacak. Seni çarpacak. Hatta organize edip 1000 tanenizi çarpacak. Hüseyin abinin derdi bu. Yoksa Hüseyin abi kumardan yolunu bulsa niye gelsin sana bunu anlatsın? Değil mi? Kumar boktan bir şey. Kumar önce paranızı bitirir. Sonra etrafınızdaki dostlarınızı bitirir. Neden? Çünkü onlardan para almış olursunuz. Sonra ailenizi bitirir. Çünkü aileden de para almış olursunuz. Aile de sizi dışlar, dışlamak zorunda kalır. Ondan sonra sağlığınızı bitirir. Sağlık önemli bir şey. Çünkü bu parayı kaybettiğiniz zaman onun yarattığı depresyon, psikolojik, psikiyatrik rahatsızlıklarla baş edemezsiniz. En sonunda da hayatınızın bir kısmını bazen tamamını kaybedersiniz. Uzak durun.